Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. YouTube'da önerilen videolara nasıl çıkılır? Size bunu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar, ilk başta şöyle yapıp başlayalım videoya. Şimdi, bakın. Benim videolarım ne kadar izleniyor ortalama? 5200, 2500, 5400, 3800, 5100 vesaire vesaire. Yani çok fazla görüntüleme alıyor benim abone sayıma göre. Ama bu videom kaç izlenmiş? 105. Bu videom ben önerilenlere nasıl çıkarttım? Bunu göstereceğim size. Bakın. Sizin gözünüzün önüne de göstereyim size şimdi bakın. Buradan yeni sekme açıyoruz. Yeni gizli pencere diyoruz. YouTube. Yani ben diyorum bunu siz değil. Siz yapmayacaksınız bunu. Bunu şu iş yüzünden gösteriyorum size. Yani oturmaç diyor ya bakın. Gizli hesaptan yani şu an benim kim olduğum belli değil. Ben öyle YouTube'a benim videom hakkında bir şey yazacağım. Benim videomu aratacağım. Bakalım çıkacak mı? Yani tam benim videom değil. Şöyle yazacağım. Nereden yapacaktı abi karşılık. Heh. Bakın benim videomun konusu ne? YouTube videolara reklam nasıl koyulur? Gördünüz mü? Buraya da şöyle yapacağız. YouTube videolara reklam koyma. Videolara reklam koyma. Şimdi bakalım benim videom var mı burada? Varsa da kaçıncı sırada? Bakın sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördünüz mü arkadaşlar? 12. Şu anda benim videom 12. sırada. ATV Motor YouTube diyor. Ben bunu nasıl yaptım yüz görüntülemeyle beraber? Şimdi size onu göstereceğim. Bakın. Hemen altında 173.000 görüntüleme var. Ama benim videom 100 görüntülemeyle bunun üstüne çıktı. Bunu nasıl başardım? Onu göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar, tekrardan geri geliyoruz şuraya kanalımıza. Buradan şöyle video oluştur diyoruz. Video yükle diyoruz şöyle. Sonra buradan alakasız bir videoya atıyorum yani size göstermek amacıyla atıyorum. Böyle alakasız bir video yani. Buraya getiriyoruz abi. Şimdi atacağımız başlık şudur. Mesela şimdi videonun konusu YouTube önerilen videolara çıkmak olsun. Bu başlığı biz nasıl atacağız? Bakın iyi izleyin. Büyük harflerle küçük harflerle dikkat çekmez büyük harflerle yazın. YouTube önerilen videolara nasıl çıkılır? Soru işareti. Parantez içinde bitmedi. YouTube önerilen videolara çıkma. Parantezi kapat. 2021. Bakın. Gördünüz mü? Başlığım bu. Yani bakın aynı kelime iki kez farklı şekilde kullandım cümle içinde. YouTube önerilen videolara nasıl çıkılır? YouTube önerilen videolara çıkma. 2021. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar. İş burada bitti mi? Bitmedi. Geliyoruz açıklama kısmına. Bakın. Burada ben önceki kar videolarımdan kalmış. Şimdi açıklama SEO diyorlar buna. SEO. Yani açıklamaya ne kadar çok anahtar kelime yazarsanız videonuz o kadar çok öne çıkacaktır. Bu SEO şimdi size şimdi göstereceğim buradan. Öncelikle neyse. Tamam videoyu atacağımız zamana şey yapalım. Arkadaşlar şimdi bakın. Buradan açıklama diyoruz ya. Bluetooth text diye bir şey var. Bilgisayardan yapacaksınız bu işi. Yani telefonda çok rahat yapamazsınız. Telefonda yapacaksanız da masa üstüne telefonda masa üstü sitesine geçişi göstereceğim size. Birazdan şu an değil. Arkadaşlar şimdi evet şu an, sürekli şimdi diyorum ama evet, söyleyecek bir şey bulamadım. Şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Bluetooth text nasıl indireceğiz onu göstereyim size. Açıklamaya zaten linkini koyacağım. Buradan yine bir göstereyim size böyle. Bluetooth text yazıyoruz. Bilgisayardan yapacak arkadaşlarım için. Şurada giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani ben açıklamaya zaten linkini koyacağım. Oradan girip tıklayabilirsiniz. Şimdi Bluetooth text 4 indir diyoruz. Buradan zaten otomatik olarak indiriyor. Ben indirmeyeceğim çünkü bende var. İndirdi zaten neyse. Şimdi. Burayı kapatıyoruz. Tag You diye bir uygulamamız var. Bu uygulamayı buraya Bluetooth text'i kendi hesabınızı oturum açıp bulabilirsiniz. Bu uygulamaya giriyoruz. Aç diyoruz.
Bakın şimdi. Arkadaşlar bu arada TagU hakkında da size bilgi vereyim. Bu SEO uygulaması, yani anahtar kelime uygulaması sizin anlayacağınız şekilde. Araştırma rakip diyoruz burada. Yani rakiplerin SEO'larını araştıracağız şu anda. Evet, şu anda şöyle giriyoruz. Bakın, kontrol edilecek anahtar kelime girin diyor. Bizim videomuzun konusu neydi? YouTube önerilen videolara nasıl çıkılır? Burada da onu yazıyoruz. YouTube önerilen videolara nasıl çıkılır? Değil mi? Tamam. Denetliyoruz bunu. Denetlemek diyoruz. Denetliyoruz. A'dan Z'ye her şeyi anlatacağım size. Atlayacağım bir yer olmayacak. Yine yorumlara şimdi yazar beni sevmeyenler. 15 dakikalık video çektin işte para kazanmak mı istiyorsun falan. Şu anda benim zaten para kazanmam açık değil. Nedenini soracak olursanız AdSense kayıt yapıyorum şu anda. Adamlar da benim şu anda para kazanmamı kapattı kayıt yapılana kadar. O yüzden şu anda bu videodan para kazanamayacağım maalesef. Yani yarım saat 40 dakika olsa bile para kazanamayacağım. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada bir sürü anahtar kelime çıktı gördünüz mü? Bunları sol tık yapıp telefondan yapıyorsanız üstüne tıklamanız yeterli oluyor. Arkadaşlar bir yere kadar gittim geldim. Durdurdum videoyu kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi telefonda Android'de yapıyorsanız bunu telefonda yani kısacası tablet telefon üstüne tıklamanız yeterli oluyor. Bilgisayarda da aynı şekilde üstüne sol tık yapmanız yeterli kopyalıyor kendisi. Bunların hepsini kopyalıyoruz şimdi bakın. Gördünüz mü? Ondan sonra sağ tarafa kaydırıyoruz. Bakın bu videoyu da kopyalıyoruz hepsini. Şöyle. Evet arkadaşlar bunda ne var ne yok kopyaladık. Şimdi kenara kayıyoruz. Bakın şimdi burada da hepsini kopyalıyoruz. Arkadaşlar etikette ne işe yarıyor? Bunu hemen söyleyeyim size. Etiket şu işe yarıyor. Bakın birisi YouTube'a mesela şimdi birisi YouTube önerilen videolara nasıl çıkılır yazdı. Birisi önerilen videolara çıkma yazdı. Başka birisi mesela YouTube önerilenlere çıkma yazıyor. Başka birisi yani mesela atıyorum bir kişi önerilen videolara nasıl çıkılır yazıyorsa diğeri YouTube önerilen videolara nasıl çıkılır yazıyor. Yani kelimeleri insanlar aynı anlama gelen kelimeleri farklı şekilde yazabilir. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden de bunu kullanıyoruz. Bunları da şimdi aynı şekilde kopyalıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi kenara kayıyoruz. Ne kadar bulabilirsek ne kadar varsa. Evet arkadaşlar ne var ne yok kopyaladık. Güzel. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Daha bir işimiz kalmadı. Ne diyor? Tamamdır. Buradan çıktık. Şimdi CTRL V yapıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Gördünüz mü? Ne kadar çok şey yapıştırdı buraya. Gördünüz mü? Şimdi. Bunları ha tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi burada kendiniz farklı bir şey eklemenize gerek yok. Bunu zaten tek tek yapamayacağınız için bu uygulamayı kullanıyoruz. Tek tek aklınıza gelip yazamayacaksınız bu kadar şeyi. Ondan sonra burada bunu alta alıyoruz. Yani izleyiciler hemen videonun açıklama kısmında bunu görmesin. Kirlilik olur. Görüntü kirliliği olur. Buraya başka bir şey yazın. Mesela iyi seyirler yazın. Ben böyle yapıyorum. İyi seyirler yazın. Nokta nokta koyun. Uygulama kullanıyorsanız link falan atacaksanız uygulama linki deyin. Mesela uygulama linki. Böyle bir linkini atın. Ondan sonra Instagram adresinizi yazabilirsiniz varsa. Böyle bir şey yazın. Yani doldurun buraları. Sadece etiketleri yapıştırıp bırakmayın. Arkadaşlar şimdi buraya kadar tamam mı? Bu küçük resmi şey yapacağız şimdi. Bunu yaptıysanız bilgisayardan yaptıysanız küçük resminizi yükleyin buraya. Ama bilgisayardan yapmıyorsanız, telefondan yapıyorsanız bu videoyu atın abi. Ondan sonra şey yapın. Ha bu da önemli bakın. Videoya girdikleri zaman bitiş ekranı ekleyeceksiniz. Ve abone ol veya önerilen videolar. Videonun içinde kart ekleyebilirsiniz. Yani şurada çıkanlar var ya. Diğer bir video gösteriyor size. Buna gidebilirsin diyor. Bunu ekleyebilirsiniz ama şu anda konumuz bu değil. Şimdi bunu gizli yapıyoruz ve kaydet diyoruz, değil mi? Tamamdır. Ondan sonra bunu kaydettik mi? Şimdi telefondan dediğim gibi telefondan yapıyorsanız küçük resimleriniz telefondan yapabilirsiniz. Onun da videosu sonra gelecek. Takipte kalın. Yani küçük resim nasıl yapılır onun da videosunu atacağım YouTube'a. Takipte kalırsanız görürsünüz. Arkadaşlar bu video ile işimiz bitti mi? Henüz bitmedi. Yine bitmedi. Evet. Şimdi diyeceksiniz bu kadar niye uğraşıyoruz? Yani niye uğraştığımız ortada zaten. Videomuz önerilenlere çıksın diye uğraşıyoruz. Diyelim küçük resmini de yüklediniz. Tamam. Şimdi bunları da hallettiniz. Yaş kısıtlaması çocuklara özel falan bunları da hallettiniz. Aşağı iniyorsunuz. Burada böyle bir şey yer alıyorsa bunu işaretleyin.
Ondan sonra etiketler diyor ya, buraya da aynı şekilde yazacaksınız. Ama bunu CTRL veya kopyalamayın. Bunu birkaç tane yazsanız yeter, gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yazmadım zaten. Bu konumuzla alakalı değil ama siz bunu mesela konumuzla alakalı görün. Burayı da dolduracaksınız. Ondan sonra alt yazı ekleyebiliyorsanız sertifikanız falan varsa işte bunları da doldurun. Ben bunları doldurmuyorum, ellemiyorum. Şimdi yukarı çıkıyoruz ve zaten bir şey yapmadık. Kaydediyoruz bunu. Ondan sonra gizli de zaten videomuz. Arkadaşlar şimdi bu videoyu ben şöyle deneyeceğim. Yani küçük resim falan koymadım buna. Ama bir deneyeceğim. Önerilenlere çıkacak mı? Hemen deneyip sileceğim videoyu. Şimdi yayınla diyoruz. Buradan yani şu anda çıkmaması gayet normaldir, çıkmasa bile. Yeni gizli pencere diyoruz. Buradan YouTube'a giriyoruz. YouTube önerilen videoların açıklığı. Arkadaşlar benim aradığım kadarıyla şu anda video çıkmadı. Çünkü niye çıkmadı diye soracak olursanız, daha yeni atıldı ve sıfır görüntüleme. Bunu zaten sizin gerçek takipçileriniz 10-20 defa izlerse, 10-20 görüntüleme alırsa buraya çıkacaktır. Ama çıkacaktır, emin olun. Benim zaten gösterdim size. 102 izlenmiş videom hemen çıktı önerilenlere. Bu taktikten bu işi halledebilirsiniz. Biz de hemen diğer videomuzu silelim de takipçilerim şimdi izlemesin onu boş boş. Tamamen sil diyoruz. Silme. Evet. Tamam. Bunu sildik. Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi attığınız video 50 yani 20 izlense, 30 izlense yeter. Önerilenlere rahat bir şekilde çıkacaktır ama dediğim gibi ilk sıralara çıkmasını beklemeyin hemen. Niye beklemeyin? Çünkü o kadar izlenen video var. 200 bin izlenen var. 500 bin izlenen var. 10 bin izlenen var. YouTube hemen tutup da sizin sıfır izlenen videonuzu atmaz ilk sıraya. Sizin videonuzda en az bir 1000 izlenmesi lazım. Yani ilk sıraya geçebilmesi için. İlk sıraya geçmez. 500 izlense yine ilk 10'a girebilir ama dediğim gibi birinci sıraya geçmesi zor. Bunu aklınızdan çıkartmayın sakın. Siz elinizden gelen her şeyi yapın. Videoda gösterdiğim her şeyi yapın. Ve gerisini YouTube'a bırakın. YouTube halledecektir. Videomuz da çok uzadı zaten. Özür dilerim ama yani hiçbir şey atlamadan size göstermeye çalıştım. Şarjım da bitiyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi başka hatırlamaya çalışıyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı diye. Arkadaşlar daha söyleyeceğim bir şey yok. Yani varsa da benim aklıma gelmiyor artık. İnşallah yoktur yine de söyleyeceğim bir şey. Kendinize iyi bakın. Bu taktiklerden dediğim gibi izlenmelerinizi arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi clickbait asla yapmayın. Ben clickbait yapmıyorum çünkü. Bakın Mart'ta kar gelecek mi? Gelecek mi? Mart sistemine genel bakış, Azerbaycan kar haritası. YouTube reklamına nasıl koydum? Mart'ta kar gelebilir, gelebilir. Şubat bitmeden kar gelecek mi? 18-19 Şubat kar tahmini, 17-18 vesaire işte. Yani ben asla clickbait yapmıyorum. Clickbait yaparsam çünkü videoya girecek olan kişi, yani hadi izledi diyelim. Ondan sonra adam sana şey yapmayacak mı, demeyecek mi? Kardeşim sen clickbait yaptın, yorumlara hiç küfür yemeyecek misin? Neyse arkadaşlar, uzatmaya gerek yok zaten. Umarım işinize yarar bu taktik, ki yarayacaktır eksiksiz bir şekilde yaparsanız. Videoyu adım adım izleyin, geçmeyin. BlueStacks'in ve kullandığım programların linkini aşağıda vereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.